Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlerle tadına doyamadığınız bir o kadar güzel patates yemeği yapacağız. Dilerseniz yapımına başlayalım. İlk önce soğan ve kıymamızı alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tenceremizi aldık. İçine yaklaşık 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ben zeytinyağı tercih ettim. Yağımız kızarana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağımız kavruldu. Soğanlarımızı ekliyoruz ve karıştıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğanlarımız kavruluyor. Kıymamızı ekliyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya devam edeyim. Kıymamız ve soğanlarımız birbiriyle pişecek arkadaşlar. Tadını birbirine vermesi için karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kıymamız da kavruldu. Karıştırmaya devam edin. Ve bir adet yeşil sivri biber küçük küçük doğranı ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yeşil biberin de biraz içinde girdiğini kaybetmesi gerekiyor. Kapağını üzerine verelim. Ve pişmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, biraz daha pişmesi gerekiyor. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Fırında da pişeceği için bir adet domates büyük boy soyulmuş küp küp doğranmış domatesimizi ekliyoruz. Ve bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Evet arkadaşlar, ve bir tutam kimyon ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Ben biber salçası tercih ettim arkadaşlar. Siz isteğe göre tercih yapabilirsiniz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, karıştırmaya devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi kapağını kapatıp biraz domateslerin ölmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişmeye dursun. Biz bu arada patateslerimizi hazırlamaya gidelim. Kapağını kapatalım ve pişmeye dursun. Kısık ateşte arkadaşlar, biz patateslerimizi hazırlayana kadar. Arkadaşlar, patateslerimizi soyuyoruz. Gördüğünüz gibi içlerini çıkarıyoruz. Şu şekilde ben bu kaba bıraktım. Haşlayabilirsiniz veya yağda kavurabilirsiniz. İsraf olmasın. Ve patateslerimizi şöyle göstereyim arkadaşlar. İkiye bölüp içini böyle bir tatlı kaşığı veya yemek kaşığıyla deliyoruz. Ve alt kısımdan biraz kesiyoruz arkadaşlar. Tepside düz durması için. Ben size bir adet göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle size göstereyim. Bir yemek kaşığı yardımıyla içini deliyoruz. Önce biraz çıkarın. Tekrardan aynı işlemi uyguluyoruz.
şöyle kayık şeklinde olması yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. İçine çünkü kıymalı harcımızı bırakacağız. Ve şu alt kısmından biraz tepside düz durması için şöyle ufak kesiyoruz ve bunları kabımıza ekliyoruz. Şöyle gösterelim. Evet. Arkadaşlar gösterdiğim gibi yapıyoruz. Ve şimdi patateslerimizi soslamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce tepsimizi 3 yemek kaşığı yağ ile yağlıyoruz. Yağladık arkadaşlar. Patateslerimizi yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi az önce yaptığım işlemin aynısını yaparsanız böyle güzel güzel yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tadı çok güzel, enfes. Deneyenler bir daha deneyecek. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Evet, şöyle göstereyim. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve sosuna başlayalım. Arkadaşlar onun için şöyle göstereyim. Yağımızı ekliyoruz. Şu kaseyi yerleyecek şekilde. Kekiğimizi ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kekik ve bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimizi ilave edip özdeşene kadar karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle gelelim. Arkadaşlar bunu domates patateslerimizin içine sürüyoruz. Aynı şekilde devam ettiriyoruz. Arkadaşlar ben biraz taşırabiliyorum tepsiye, çünkü bir elimde telefon video çekiyorum, bir elimde de yemek yapmaya çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Tamamdır. Şöyle yaptık arkadaşlar. Ve patateslerimizi 200 derece fırına yaklaşık bir 20 dakika pişmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle güzeldir. Evet arkadaşlar, orta derece ateşe aldım ve bakalım. Gördüğünüz gibi yeterlidir arkadaşlar iç harcımız. Altını kapatalım. Patateslerimiz çıkmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, ben patateslerimiz fırından çıkana kadar bu kalan iç harcını yağda kavurdum. Biraz kırmızı pul biber üstüne ve karabiber, tadı çok güzel. İsraf olmasın arkadaşlar. Az önce 20 dakikada pişirin dedim. Önceden açtıysanız fırınızı 20 dakika, eğer ki yeni açtıysanız bir 35 dakika, 30 dakika falan pişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, patateslerimiz pişti. İç harcımızı ekleyelim. Şöyle göstereyim size. Hazır hazır iç harcımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar, son iki patatesimiz kaldı. Tamamdır. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar, üzerine kaşar, rendelediğimiz kaşarları ilave ediyoruz.
Kaşar sevmeyen arkadaşlar tercih etmeyebilirsiniz. Ben eklemeye bırakayım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 100 gram kaşar peynir rendeledim ve şu kadar bir 400 milim su, 2 yemek 1,5 yemek kaşığı domates salçasını böyle suyla açtım ve ekliyoruz. Arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Suyun her tarafa gitmesi gerekiyor. Bir 15 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar. Patateslerimiz pişti. Deneyen arkadaşlara afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Yemeği beğendiyseniz arkadaşlar yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.